Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, bugün yine Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselama olan sevgimizi konuşacağız. Bu zamana kadar konuyla ilgili ayetler okumuştuk. Bugün inşallah Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kendi ağızlarından kendisini ne kadar sevmemiz gerektiğine dair onun sözlerini orijinal metniyle beraber görmeye çalışacağız inşallah. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi onu ne kadar çok sevmemizi, burada ölçünün ne miktar olacağına dair ve bunun mükafatına, ödülüne dair çok güzel sözler söylemiş. Bu sözlerimiz de hadis kitaplarımıza girmiştir. Biz oradan bir seçme yaptık. İlk hadisimiz şöyle. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Hani Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman ona 10 yıl annesi tarafından hizmet etmesi için getirilmiş ve o da gerçekten Efendimiz'e 10 yıl aşkla, şevkle hizmet etmiş bir delikanlı. Ne bahtiyar bir insan değil mi? Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in evladı gibiydi. Onu sever, okşardı. Eşlerine de ona lütufkar olmalarını söylerdi. Ve bu bereketli beraberliğin neticesinde Hazreti Enes bize birçok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hallerini, davranışlarını, huyunu aktarmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Bundan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min veledihi ve validihi ve nasi ecmain. Hem Bukhari hem Müslim ve sair kitapların rivayet ettiği bu hadis işte Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum. Sizden birisi mümin olamaz. Yani kamil manada gerçek olgun bir mümin olamaz. Hatta ta ki ekune ben olayım ahabbe ileyhi ona daha sevgili olayım min veledihi evladından ve validihi ana babasından ve nasi ecmain bütün insanlardan evet sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ölçüyü koyuyor sizden hiçbiriniz ben kendisine evladından da ana babasından da hatta bütün insanlardan da daha fazla sevgili, sevimli olmadıkça kamil manada bir mümin olamaz. Bu la yu'minu ahadukum hadis ilminde mümin olamaz derken kafir olur anlamına gelmez. Yani kamil manada, olgun manada, istenilen manada bir mümin olamaz anlamındadır. Demek ki kamil manada olgun bir Müslüman olabilmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek sadece sevmek de yetmez. Maraşların tabiriyle guru guru kadan alıp takır takır yoluna ölüm yok öyle. Sevecek ve itaat edecek. Uyacak, destek verecek, yardım edecek, davasının arkasında duracak yani. Onu destekleyecek. Beraber cihat edecek. Yine Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var ki İslamiyet'te en önemli hadislerden bir tanesidir. Bir kamil müminin vasıflarını anlatıyor. Değerli kardeşlerim, fevkalade önemli bir hadis-i şerif. Din açısından, İslamiyet açısından fevkalade önemli bir hadis-i şerif. Selasun, üç sınıf insan vardır. Men kunne fihi vecede halavetel iman. Selasun, üç sınıf insan değil, önüne görünce, okuyunca anladık. Üç güzel huy, üç güzel haslet vardır. Selasun, men kunne fihi, her kimde bu üç güzel huy, üç haslet, üç özellik bulunursa, vecede halavetel iman, imanın halavetini yani helvalığını
yani tatlılığını bulur. Onu tadar yani. İmanın tadını tatmış olur. Nedir bu üç özellik? En yekûnallâhu ve rasûluhu ahabbe ileyhi mimma sivâhum. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama Allah ve Resulünün dışındaki bütün mahlukattan daha fazla sevgili gelmek. Yani anasından, babasından, bütün insanlarından, ticaretinden, dairesinden, köşkünden, bağından, bahçesinden, her şeyden daha fazla Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sevmek. Ölçü bu. Kamil bir mümin olmanın ölçüsü bu. İkinci özellik, öyle bir güzel özellik ki insanın kalbindeki imanın bağışlayın grip kokusu var. Ağzında hissediyor, vücudunda onun halavetini, onun tatlılığını tadıyor. İkinci özellik ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. Sevdiği her insanı sadece ve sadece Allah rızası için sevmek. Yani Allah için sevmek. Bunun zıttı da otomatikmen geçerlidir. Yani sevmediği, buğz ettiği her insana şahsi kin, garaz veya bir menfaat şundan bundan değil, Allah rızası için buğz etmek. Yani en yakun en yuhibbel mer'a bir kişiyi seviyor. La yuhibbuhu illa lillah. Onu ancak Allah için seviyor. Allah rızası için seviyor. Üçüncü özellik ve en yekraha en yaude fil küfr kema yekraha en yuktefe fin nar. Müslüman olduktan sonra Allah korusun tekrar dinden çıkmayı diri diri tutuşturulmuş bir ateş çukurunun içerisine atılıp yanmaktan çok daha çirkin görmek. Çünkü imanın tadını öyle bir almış ki başını kesseler, hatta birkaç kere öldürseler, böyle kolay bir ölüm değil, ateşlerin içerisine atarak yakmaya kalkışsalar, şayet dininden dönersen kurtulursun bundan deseler, o adam dininden dönmez, imanında o kadar sabittir. Diri dirile ateşe atılıp yanmaya razı olur, fakat asla ve kat'a imanından dönmez. Böyle küfrü çirkin görür. Değerli kardeşlerim, tarihte bunun örneği çoktur. İşte Buruç suresinde anlatılan ashab-ı uhdud. Kutile ashab-ı uhdud diyor Allah Celle Celaluhu. Kahrolsun o uhdud ashabı. Ennâri zâtul vakûd. Bunlar ateşi tutuşturmuşlar. İçerisine çukur açmış. Odun, tomruk, ağaç, çalı, çırpı doldurmuş. Ateşe vermişler. Müminleri getiriyorlar. Dininden dönüyor musun, dönmüyor musun? Dönenleri bırakıyor, dönmeyenleri içerisine atıyor. İzhum aleyha kuğut. O ateş çukurlarının başına işte koltuklarını koymuşlar, tahtlarını koymuşlar. Ala ma yef'alune bil mü'mine şuhud. Müminlere yaptıklarını seyrediyorlar. Şahitlik yapıyorlar. Ve ma nakamu minhum en yu'minu illa billahil aliyyil azizil hakim. Bunlardan niye ateşe atıp cezalandırıyorlar? Ne suçları var ki böyle bir intikam alıyorlar? Sadece Allah'a aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için. Müslüman olmak başlı başına bir suç, hem de diri diri ateşe atılıp yanılmaya cezası verilecek kadar büyük bir suç. O kafirlerin yanında. Ama Müslüman'da da elhamdülillah öyle bir iman var ki diri diri kendisini ateş çukuruna atsalar bile yanmaya razı, dininden dönmeye razı değil. İşte değerli kardeşlerim, kim de böyle üç haslet bulunursa o hakiki bir mümindir, imanın tadını tatmıştır. Bir daha görelim mi bunları? Bu üç hasleti. Birincisi Allah ve Resulü her şeyden daha fazla sevmek. İkincisi sevdiklerini sadece Allah rızası için sevmek. Üçüncüsü
Müslüman olduktan sonra tekrar küfre dönmeyi neuzu billah çirkin görmek. Hem de o kadar ki diri dirili bir ateşe nasıl atılıp cayır cayır yanmayı çirkin görüyorsa ondan ve daha fazlasıyla dinden dönmeyi, kafir olmayı çirkin görmektir. Nitekim gerek Peygamberimizin ashabında, gerek Ashab-ı Uhdud, Hazreti İbrahim vesaire tarihte çok böyle ateşle imtihan edilmiş Müslümanlar vardır. Hele Tirmizi'de anlatılan bir hadis-i şerifte Ashab-ı Uhdud anlatılırken tefsir kitaplarında da Buruç suresinin tefsirinde zikredilir bu. İşte o demin saydığımız insanları hendek açmışlar, odun dolu ateşe tutuş içine atarlarken en sonunda bir kadın geldi diyor. Kucağında da bir çocuk emziriyordu diyor Peygamberimiz. Müslümanlar gözünün önünde dininden dönecek misin yoksa ateşe atalım mı dediklerinde La ilahe illallah diyerek ateşe giriyorlar. Kadına sıra gelince bir çocuğa baktı, bir ateşe baktı. Dedi ki Ya Rabbi ben seve seve bu ateşe girer ve yanarım. İmanımdan o kadar razıyım, seni o kadar çok seviyorum. Fakat şu masum çocuğumun hiçbir şeyden haberi yok. Acaba bu çocuğumu kurtarmak için onların dediğini yapsam mı diye düşünürken süt emen çocuk birden başını kaldırdı ve annesine dedi ki Anne ateşe atıl çünkü sen hak üzeresin sabret. Kadın La ilahe illallah diyerek ateşe attı kendini. O hadis-i şerifin bir şeklinde bir öğretmen olarak içimi çok yakan bir olay var. Çocuklara sıra gelmişti. Daha doğrusu önce ciğerpareleri ateşe getirdiler. Babalarını evlat acısını tattırmak için o zalim kafirler önce babalarının annelerinin gözü önünde çocuklarını yakmak istediler. Çocuklar ateşin başına geldiğinde aşağıda böyle alevleri görünce gürül 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 yanıyor. Çocuklar korktular ve gerisin geriye dönüp kaçmak istediler. O zaman babaları kollarını gerdiler. Kaçmayın yavrularım dedim. Burada bugün bir kere yanacak ama ebediyen cehennem ateşinden kurtulacaksınız. Fakat geri kaçarsanız akıbetiniz ne olur bilinmez. Belki kafir olursunuz cehennemden. Ateşten hiç çıkmazsınız. Kaçmayın yavrularım. Babalarınızı dinleyin dediler. Çocuklar, akıllı çocuklar geri döndüler ve ateşe girdiler. Bazı rivayetlerde Allah Celle Celaluhu peygamberimize bildiriyor tabi. O Müslümanlar zahirde ateşe atıldılar. Vücutları ateşle temas ettiği anda Allah ateşin acısını onlara hissettirmeden canlarını alıyor ve doğru cennetine götürüyor. Hazreti İbrahim'in ateşinin ona gül bahçesi olduğu gibi onlar da doğrudan cennet bahçelerine uçuruyorlar. Olabilir çünkü bazı trafik kazalarında filan başımızdan geçti de oldu. Çok korkunç manzara. Araba takla atıyor. Arabanın takla attığını kırılan camlardan nurlar şeklinde hissediyoruz. Ötesi yok. Ölmüş olsak ötesi hiç yok. Hiç acı duymayacağız. Veya bayılıyoruz. Bayıldığımız zaman olayın dehşeti tamamen kaybolmuş olarak gidiyoruz. Allah o esnada aklımızı alıyor. Duygularımızı alıyor merhameten bize o korkuyu, o dehşeti, o acıyı yaşatmıyor. Olabilir. Onlar da ateşe atılırken Allah ruhlarını aldı ve hiç azap çekmediler. Bir öğretmen olarak diyorum. Çünkü öğretmenliğe başladığım zaman gördüm ki bu Müslüman Türkiye'nin çocuklarını kimisi Marksist, kimisi Leninist, kimisi bilmem neist, kimisini pozitivist, kimisini tanrı tanımaz, kimisini bilmem ne diye parça 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 parçalamışlar. İslam'dan ve onun aziz şeriatından gıcık kapar hale getirmişler.
Öyle anneler konuşurdu ki gelip benimle. Müezzin minareye çıkıp ezana başladığı zaman oğlum evde müezzine de sövüyor, minareye de sövüyor, camiye de sövüyor. Allah'a da sövüyor. Hocam ben ne yapacağım diyor. Bu çocuğumla konuş diyor. Ben o çocukla konuşuyorum. O çocuk sınıfta zaten Allah yok diyor yani. Bu çocuklar bu halden nasıl geldi? Bu çocuklar bu cehenneme, bu ateşin içerisinde nasıl atıldılar? Bu memlekette mekteplerden dini, imanı, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi, sünneti nasıl kaldırdılar? Dini öğreten mektepler, medreseler nasıl kapatıldı? Büyük profesörler, müderris, hocalar işlerinden nasıl atıldı? Kur'an okutmak nasıl yasaklandı? Müslümanların yönü İslam medeniyetinden zorla, cebirle, şiddetle, döve, 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 sürüler halinde zorla, hayvan gibi Batı medeniyetine nasıl sürüklendi? İnsanlar ağzından çıkan sözler ya da yaptıkları işlerle dinden fersah fersah çıkıyorlar, haberleri yok. Söylediğin zaman seni aşırılıkla suçluyorlar. Bu ateşten evlatlarımızı, insanlarımızı nasıl kurtaracağız? Din dışı bir hayattan, seküler bir hayattan, laik bir hayattan. Müslümanların sosyal hayatını düzenlemek için kanunlar her millette dine bakılır, örfe bakılır, adete bakılır, geleneklere bakılır, tarihe bakılır, yakılır. Biz ise dinimiz, tarihimiz, örfümüz, adetimiz hiç nazara alınmadan tamamen Avrupa'ya bakılıp Avrupa'dan kanun alıyor. Lan Avrupa'nın diniyle bizim dinimizin ne alakası var? Avrupa'nın örfüyle bizim örfümüzün ne alakası var? Avrupa medeniyetiyle bizim medeniyetimizin ne alakası var? Avrupa'nın görgü kurallarıyla bizim görgü kurallarımızın ne alakası var? Biz Müslümanız, onlar kafir. Biz onlara niye yöneliyor, niye yollarına giriyoruz, niye medetlerini, niye yaşama tarzlarını, şekillerini alıyoruz? Bu ateştir yahu. Ve biz bu zincirlerimizden ne zaman kurtulacağız? Değerli kardeşlerim, ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık diyor. Hayır, hayır, hayır. Önce kafa bağımsızlığı, önce zihniyet bağımsızlığı, önce zihniyet bağımsızlığı. Bugün çarşı pazarda İslam'ı haykıran öyle insanlar var, Allah diyemiyorlar, din diyemiyorlar, İslam diyemiyor. Konuştukları zaman değerlerimiz diyorlar, kutsallarımız diyorlar, değer yargılarımız diyor. Yahu adını koy, adını İslam de. Biz Müslümanız de. İçkiye karşı çıkacaksan Allah haram kıldığı için karşı çıkıyorum de. Müslüman olduğum için karşı çıkıyorum de. Adını bile doğru dürüst söyleyemeyecek kadar aşağılık duygusu içerisindeyiz. Ama bundan 40-50 sene evvel mekteplerde, çarşıda, pazarda, devlet dairelerinde durum çok daha kötüydü. Selam vermek korkunç bir şeydi. Selam verdiğin zaman herkes sana düşman gibi bakar, cevap bile vermez, belki kovarlardı ya. Ateş çukuru deyince dayanamadık, sözü uzattık. Keşke bu kadar uzatmasaydık. Neyse, olan da hayır olsun. Hazreti Ömer Efendimiz bir iki gün önceki dersimizde söylemiştik. Bir gün peygamberimize aşka gelmiş, demiş ki le ente, sen ya Resulallah, sen ahabbu ileyye min kulli şeyin illa nefsi. Nefsim hariç her şeyden daha fazla sevgilisin. Elleti beyni cembe, şu iki yanım arasında taşıdığım canım var ya, o hariç her şeyden daha sevgilisin.
Anamdan, babamdan, eşimden, evladımdan, evimden, barkımdan, ticaretimden, vatanımdan, her şeyden daha sevgilisin. Canım hariç demiş. Kale lehu en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi, Peygamberimiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona dedi ki, len yu'mine ahadukum, sizden birisi asla Müslüman olamaz. Hatta ta ki ekune ben olayım ahabbe, daha sevgili, daha sevimli ileyhi ona min nefsihi, kendi nefsinden, kendi canından daha fazla sevgili olmadı. Kale Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz o zaman buyurdular ki vellezî enzele aleykel kitâb, sana kitabı Kur'an'ı indiren o Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, le ente sen hiç şüphesiz ahabbu ileyye, bana daha sevgilisin min nefsilleti beyne cenbey, iki yanımda durduğu devamlı benimle gezen, ölmedikçe çıkmayan, canımdan daha fazla sevgilisin şu anda dedi. O zaman sevgili peygamberimiz el an ya Ömer dedi. Aha şimdi oldu ya Ömer dedi. El an, el an, yani şimdi oldu dedi. İşte ölçü. Bir insan peygamberini canından bile daha fazla sevmelidir. Değilse kamil bir mümin nazarıyla bakamaz kendisine. Zâka ta'mel iman. İmanın tadını tatmıştır men o adam ki radıya billahi rabben, Rab olarak Allah'tan razı olmuştur. Ve bil İslami dinen, din olarak, yani yaşama biçimi, hayat tarzı olarak İslam'dan razı olmuştur. Veli Muhammedin nebiyen, nebi, yani Allah'tan haber getiren elçi olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmuştur. Onun için biz arada sırada böyle demeliyiz. Radîtü billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resûlen nebiyya. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Hazreti Muhammed'den razıyız. Allah'ım sen de bizden razı ol ya Rabbi. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam elbette ki ümmetinin kendisini sevdiğini ve yolunda fedakarlık yaptığını biliyor ve onları takdir ediyor. Sadece etrafındakiler mi? Hayır. İleride gelecek Müslümanların da öyle olduğunu biliyor. Ve müjdeliyor. Bakalım buradan bize bir pay çıkar mı? Diyor ki Peygamberimiz. Min eşeddü ümmeti li hubben nas. Ümmetim içinde beni en fazla seven insanlardan öyleleri var ki yakunu badi, onlar benden sonra gelecekler. Şimdi yaşamıyorlar. Vefatından sonra dünyaya gelecekler. Yeveddu ahaduhum, onlardan birisi sever, ister ki levraani, beni bir kere canlı görme karşılığında bi ehlihi ve malihi, bütün malını ve bütün ailesini, eşini, çocuklarını, akrabalarını feda etmek ister. Bir görücü, bir görmeye, bir görmeye. Ümmetimden beni en fazla seven insanlar o insanlardır ki ileride gelecekler. Beni bir kere görmenin karşılığında bütün ailesinden ve malından, mülkünden vazgeçecek, bedel olarak bir görmeye verecekler. Dedik ki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabının kendisini nasıl sevdiğini biliyordu. Hatta ileride gelecek olanların dahi nasıl seveceğini biliyordu.
Bir örnekle mevzuyu bitirelim inşallah. Hazreti Ömer'e, Estağfurullah, Hazreti Ali'ye soruldular. Süile an Ali'yin radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anha kerramallahu veçe soruldu. Keyfe nasıl kâne idi hubbukum sizin sevginiz li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin Resulullah'a olan sevginiz nasıldı diyor. Kale dedi ki kâne vallahi yeminle söylüyorum ki diyor. Kâne ahabbe ileyna min emvalina. O peygamber bize mallarımızdan çok daha fazla sevgiliydi. Ve evladina, veletlerimizden, evlatlarımızdan çok daha sevgili. Ve abaina ve ummuhatina. Aba yani babalarımız ve ummuhat yani annelerimizden de çok sevgiliydi. Ve minel barit alazzamai. Çok susamış ve ciğeri yanmış bir adama soğuk suyu sunarsın ya, ondan bile çok çok sevgilidir. Yaz aylarında oruç tuttunuz. Gözünüzde ne yiyecek ne bir şey var ama sadece su. Şırıl şırıl akan o suyu ne kadar içimizde bir istek olur. Bunun daha da ötesi çöllerde kavrulmuş bir insan düşünün. Canı gidiyor bir su içse dirilecek yani. Buna sıradan bir su değil, buz gibi soğuk bir su eline geçse ne kadar sevgili gelir. İşte biz peygamberimizi ondan da çok seviyorduk diyor. Bu sevginin bir alameti var tabi. Ama onu da ileriki derslerimizde görürüz inşallah. Bugün peygamberimizin kendisini nasıl sevmemizi ve sevenlerin nasıl olduğunu anlatan ve ashabının onu nasıl sevdiğine küçük örnekler verdik. Allah Celle Celaluhu bizi de o sevgiyle rızıklandırsın ve selam.